Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un yeni Tab serisi, yani tablet serisine bir göz atmak istiyorum. Şimdi önümde bir sürü tablet var, görüyorsunuz şu anda. Ve ailenin en güçlüsü, en büyüğü, en havalısı, en böyle donanımlı modeli Tab S8 Ultra ile başlamak istiyorum. Şimdi görüyorsunuz muhtemelen, detaylarda da vereceğim ben. Şöyle kağıdımızı kenara alalım. Şöyle bir aslında bir böyle bir ekstra da bir klavyesiydi ve dik durmasını sağlayan özel bir kılıfın da olduğu, aslında bilgisayar benzeri bir tablet bilgisayar var karşımızda. Şimdi tasarım olarak baktığımızda arkadaşlar, ince bir çerçeve bizleri karşılıyor. Orta tarafta, yani üst büyük tarafın üst kısmında iki adet kamera var. Bir tanesi geniş açı. Bence öyle olması güzel olmuş bu arada. Genelde tabletlerde biliyorsunuz kameralar pek önemsenmez ama burada önemsenmesi iyi olmuş. 14.6 inçlik neredeyse bir 15.6'ya, yani normal standart bir dizüstü bilgisayara yakın, ki 14 inçlik dizüstü bilgisayarlar da var biliyorsunuz. Bir tablet bilgisayarımız var. 2960'a 1848 piksellik bir çözünürlük bizleri karşılamış. 240 ppi'de ekran yoğunluğunun olduğunu söyleyeyim. Super AMOLED ve 120 Hz'e kadar da yenileme hızı sunuyor bu ekranımız. Android 12 ile geliyor işletim sistemi olarak baktığımızda. Cihazın ağırlığının 720 gram olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Ana kamera tarafında 13 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor. Ona da bir tane 6 megapiksellik bir ultra geniş açı eşlik ediyor. Yani hem önde hem arkada hem ana kameramız var hem de geniş açı kameramız olduğunu söyleyeyim. Ön tarafta ise 12 ve 12 olmak üzere, birisi ana birisi de ultra geniş açı olmak üzere iki farklı kameramız olduğunu söyleyelim. Donanım tarafında 12 GB RAM bizleri karşılıyor ve 256 GB'da depolama alanı bizlere sunuluyor arkadaşlar. Bu Ultra için anlattığımız, yani S8 Ultra modeli için geçerli bu arkadaşlar. Bunun dışında baktığımızda 11.200 mAh'lik bir pil var, ki pili maşallah bayağı iyi, onu söyleyebilirim. Wi-Fi 6E var. Wi-Fi 6'nın da daha gelişmişi bu arada, onu da söyleyelim. Onun detaylarını da bilahare ayrı bir videoda size anlatacağız. Wi-Fi 6 ile Wi-Fi 6E arasındaki farkları da, tabii ki donanım desteği gerekiyor tabii bunun için. Hem modem router'da hem de cihazın üzerinden desteklenmesi gerekiyor. Bunlar dışında baktığımızda Tip C bağlantısını kullanıyoruz. Artık standart haline geldi. 3 tane mikrofonumuz var ve 4K'da 30 FPS video kayıt edebiliyor bu cihazımız. Şimdi klavye güzel. Bildiğimiz standart bir klavye. Hani function tuşları bile var. Bir numerik tuşu eksik, öyle söyleyeyim. Bir de touchpad'imiz var. Tabii ki aklınıza şu soru gelebilir. Ben bu ürünü aldığım zaman kutusundan bu klavye çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bu arkadaki bu dik durmasını sağlayan aksesuar da, kılıf da çıkmıyor. Ama kutusundan bir kalem çıkıyor arkadaşlar. Şu anda burada yok. Çünkü bu yeni bir lansman olduğu için henüz bütün aksesuarlarına erişim imkanımız yok. Şu anda burada yok ama olduğu zaman, yani piyasaya sürüldüğü zaman o aksesuar kutusundan çıkacak. Yani kalemi çıkacak ama bunun dışındaki, burada görmüş olduğunuz diğer aksesuarların kutudan çıkmayacağını söyleyelim. Bu arada işlemci olarak yine S22 Ultra ve S22 ve S22 Plus modellerinde olduğu gibi Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanılıyor. Bunun da altını özellikle çizmiş olayım. Güzel bir tablet olmuş arkadaşlar. Özellikle hani bilgisayar gibi kullanayım, bütün işlerimi göreyim vesaire dediğiniz zaman aslında hani bilgisayarla yarışabilecek bir tablet bilgisayar olmuş Tab S8 Ultra modeli. Ailenin diğer modellerine bir göz atalım. Galaxy Tab S8 11 inçlik bir tablet bilgisayar. S8 Plus ise 12.4 inç olarak geliyor. Kamera tarafında diğer iki modelde de aynı kamera var. 13 megapiksellik bir kameramız var. Ona 6 megapiksel ultra geniş açı eşlik ediyor. Ön kameralarda ise her iki modelde de, yani hem S8 hem de S8 Plus'ta 12 megapiksel olduğunu söyleyelim. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanımız var. 8000 mAh pil S8 için, S8 Plus için de 10.090 mAh'lik bir pil olduğunu belirtelim. Yine diğer modellerde olduğu gibi Wi-Fi 6E özelliğinin olduğunu söyleyelim ve Bluetooth 5.2 ile geliyor. Standart olarak işte 3 mikrofonumuz var. 4K 30 FPS video kayıt yapılabiliyor. Aynen Ultra modelinde olduğu gibi S8 Plus ve S8'de de S Pen özelliğinin, yani kutudan çıkan bir S Pen olduğunu söyleyelim. Yine ekstra bazı klavye, işte farklı farklı koruyucu kapaklarla, kılıflarla beraber de yine bu diğer modellerde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu modellerin fiyatlarına bakacak olsak, henüz belli olmadığı bilgisi bize verildi. Önümüzdeki günlerde muhtemelen her 3 tablet bilgisayarında fiyatlarının açıklanacağını söyleyebiliriz. Açıklandığı zaman biz yine teknolojioku.com adresinde ve videonun açıklama kısmında bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte tanıtılır tanıtılmaz Samsung Galaxy Tab S8 tablet ailesinin özelliklerini anlatmaya çalıştık. Bu bir ön incelemeydi. İnceleme değildi. Lütfen yorumlarda bu nasıl inceleme, nasıl olmuş falan gibi yorumlar yazmayın. Çünkü bu bir ön inceleme.
İnceleme için ürünler bize geldiği zaman detaylı testlerle yine hem YouTube kanalımızda hem de teknolojioku.com adresinde sizlerle birlikte olacağız. O gün gelene kadar sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olup bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook, aynı zamanda TikTok, aynı zamanda Kawaii gibi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Hepinizi teknolojioku.com adresinde bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.